Yeni bir Anadolu'nun yedi renginden daha hepinize mutlu bir hafta geçirmenizi dileyerek bu haftaki programımıza başlıyoruz sevgili izleyiciler. Bu hafta Anadolu geleneksel halk kültürüne uzun yıllardır hizmet etmiş çok değerli bir sanatçı dostumuzu konuk ediyoruz. Metin Karataş, Anadolu'nun yedi rengine hoş geldin. Hoş bulduk Ali Eder. Nasıl gidiyor çalışmalar, neler yapıyorsunuz görüşmeyeli? Uğraşıyoruz işte gene aynı çalışmalar, müzikle yoğun günler geçiyor. Çok değişen bir şey yok aslında, rutin bir hayat herhalde. Evet, çalıp söylemeye devam, yani, stüdyo bir taraftan devam evet, ediyor. Evet, stüdyo firma devam ediyor. Yoğun bir şekilde devam müzikle ediyoruz. Devam ediyor çalışmalar. Peki programımızın içeriğini az çok biliyorsun. İzleyicilerimiz sizlerin doğduğunuz günden günümüze gelene kadarki hayatınızı şöyle bir özet halinde izleyecekler bu program sayesinde. Onun için nerede ne zaman doğduğunuzdan başlayalım günümüze gelene kadar ki hayat sürecini şöyle çok da magazinleştirmeden izleyicilerimize paylaşalım istiyoruz. Tabii insanın en zor şey kendini tanıtmasıdır herhalde diye düşünüyorum. Biraz öyle. Yani ben 1965 İstanbul doğumluyum. Sivaslı bir ailenin çocuğuyum. 1960'ın başlarında Sivas'tan İstanbul'a göç etmiş bir ailenin çocuğuyum. Her ne kadar İstanbul'da doğduysak da atalarımızın geldiği topraktan bize taşıdıkları renklerle şekillendik. Sivas'ın hangi ilçesi? Hafik ilçesinin Örenci köyünden. Ama şimdi şu anda merkeze bağlandı. Çünkü Hafik'e çok uzaktık. Çünkü merkez üzerine gidiyorduk. İşte İstanbul'da doğmanın da şehirli yaşamanın tanımamız açısından da büyük katkısı var. Aslında ben köyde doğmayı belki daha çok isterdim. Çünkü şu anda bir geri dönüş olsa herhalde köyde yaşayamayacağız. Oraya alışmak, oranın yaşamını tatmak isterdim uzun bir süre ama o mümkün olmadı. Biz sadece o tadı türkülerimizle alıyoruz ve veriyoruz. O havayı öyle soluyoruz. Müzik yaşantım 1980'de başladı. Tabii dediğim gibi 80'de bağlama çalmaya başladım ama tabii biz türkülerle tanışmamız doğduğumuz günden kulaklarımıza akan seslerle şekillendik. Biraz dolunca bu işler böyle. Evde bir köşesinde bir bağlama asıl olacak mı? Ya, bağlama yoktu o dönemde ama babam köydeyken çalıyormuş. Şehir yaşamının o yoğunluğunda bağlama tabii şey ama çok güzel türkü söylerdi. Özellikle Çamşehir türkülerini çok güzel söylerdi. Babam evet. Oralarda şoförlük yapmış, maden çekmiş. Sivas türkülerini ve TRT o zamanlar çok revaçta olduğu için sadece oradan ve Çamşehir türküleriyle çok şekillendim diye düşünüyorum daha sonraki dönemlerde. 80'de müzik yaşantısına başladım. 82'de Arif Sağ'ın kurduğu Arif Sağ Müzik Merkezi'ne ilk zaten ilk öğrencisi, ilk grup, evet. İlk grubu bizdik. O dönemde başladık. İşte o sahne çalışmaları, albüm çalışmaları, yönetmenlik yaparken ilk önce sahnede solistlere çaldım. Daha sonra albüm yönetmenliği. Albüm yönetmenlerinde solisti çalıştırırken de ya sen niye bir kaset yapmıyorsun diye firmalar öyle zorladılar. Öyle bir zorla bir sanatçı yaptılar. Evet öyle. Öyle şu an. Yollarında su eksik olmaz diyorum. Evet. Değil mi? Neticede Sivas'ta olup da kıyısındaki köşesinden müziğe bulaşmayan kimse yoktur. Türkü söylemeyen yok yani veya dinlemeyen. O güzel türkülerden bir tanesini izleyicilerimize paylaşalım sonra devam ederiz kaldığımız yer. Sürüne sürüne kapına geldim, kapına geldim. Halimden bilecek yarim olsaydın, yarim olsaydın. Kemendi boynumda durur gezerdim, durur gezerdim. Yarim divanımda darım olsaydın, darım olsaydın.
kemend boyumda durur gezerdim, durur gezerdim. Yarın divanımda darım olsaydım, darım olsaydım. Sen ulu canansın, ben de kulum, ben de kulum. Dilerim kimseye varma zulmün, varma zulmün. Eğer sen Leyla'ysan, ben de Mecnun. Ben de Mecnun. Bir sahra köşede yarim olsaydım, yarim olsaydım. Eğer sen Leyla'ysan, ben de Mecnun. Ben de Mecnun. Bir sahra köşede yarim olsaydım, yarim olsaydım. Beyhani bilseydim derman olurdum, derman olurdum. Gevherim olsaydı kervan olurdum, kervan olurdum. Elbette Mısır'a sultan olurdum, sultan olurdum. Yusuf Kenan gibi malım olsaydı, malım olsaydı. Elbette Mısır'a sultan olurdum, sultan olurdum. Yusuf Kenan gibi malım olsaydı, malım olsaydı. Çok teşekkür ediyoruz. Sesine, nefesine sağlık diliyoruz. Beyhani'yi de buradan sevgiyle, saygıyla, rahmetle bir kez daha anmış olduk. Peki çocukluk yıllarından bahsedelim. Müzikle ilk tanışma, bağlamayı ilk nerede gördük, nasıl başladınız? İzleyicilerimizle onu bir paylaşalım istiyorum. Dediğim gibi aileden o türkü geleneği vardı ama bağlama çalan bizim çevremizde benim Kibra'm vardı. Ali Atmacı rahmetlik oldu. O da çok güzel türküler yakan, besteleri olan çok önemli bir insandı. Benim müziğim şekillenmesinde de onun çok büyük emeği vardı. O dönemler o gelir çalardı bizde, söylerlerdi. Benim ilk bağlamayı elim almam 1980 yılında oldu. O dönem bağlama aldım. Sirkeci'de Merkez Müzik diye bir yer vardı. Evet. Herhalde şimdi kapanmıştır, bilmiyorum, 80'li yıllarda. Aldım bağlamayı, ben Örnektepe'de oturuyordum. Örnektepe Köprüsü üzerinden geçerken benim gene Kivren'in oğlu, Ali Atmaca'nın oğlu, Ali Ekber Atmaca vardı. O da daha sonra vefat etti. Gözaltındayken yitirdiklerimizden birisiydi. Köprü üzerinde karşılaştık. Ali Ekber dedi, o saz kimin? Benim dedim, Ali Ekber dedim. Döndük beraber. O da o çok dönem çok siyasi, aktif bir gençti. Deli dolu birisiydi. Güzel de saz çalardı o zaman bana göre. Evet. Gittik eve, çaldı bu. Ali Ekber dedim, bir iki parça göster bana. Yok diyor, dinle kulağın alışsın. Bir hafta, iki hafta evet. Ali Ekber'e gelip gidiyor. Dinle kulağın alışsın, hiçbir şey öğretmiyor. Ondan sonra bizim mahallede bir arkadaş vardı Ali diye, Ali Kartal. O birkaç türkü biliyormuş. Ondan öğrendim türküleri. Tabii bu sefer Ali Ekber gidip geliyor ama ben onun yanında çalmıyorum artık. Dinliyorum sürekli.
Bir gün aradan 3 ay falan geçti. Aldım bağlamayı elime. O çaldı. Ondan sonra dedim ayık ver dedim. Bakayım dedim ben becerebilecek miyim? Çaldım. Onu nasıl yaptın dedi. Bir hareket yap. Ya dedim dinle kulağına alışsın. Ya dinle kulağına alışsın. 3 ayda ayık vere geçtim. Davetliyi. Öyle bağlamayla çok büyük bir sevgi vardı. Zaten bu hiç sevgisiz olmaz. Evet. Sevgiyle olduk. Daha sonra tabii akademik olarak notalıyı da tabii 1982 yılından başladım. Öyle bir gelişim süreci böyle gidiyor. Böyle öyle güzel gidiyor. Bir anım var bağlamayla ilgili. Yine güzel türkülerden bir tane daha alalım. Çok sözü aralarda fazla uzatıyoruz bazen de. Hep izleyicilerimizden eleştiri alıyorum. Niye çok konuşuyorsunuz az türkü? Türkü daha çok söyletir. Türküleri biraz daha artırmaya çalışıyorum onun için. Boşmuş
boşmuş. Ufacık pınardan ceyhan olur mu? Vefasız tabipten derman olur mu? Ta ezelden kargaşan olur mu? Adem nesli asırlara başmış, başmış, başmış. Adem nesli asırlara başmış, başmış, başmış. Teki mahzuni yaktı seni içindeki mahzuni. Dile kolay bunca yükü mahzuni. Yıllar yılı taşımış da taşımış, taşımış, taşımış. Yıllar yılı taşımış da taşımış, taşımış, taşımış. Tekrar sesine, nefesine sağlık diyoruz. Sağ olsun. O büyük ustayı da Mahzuni Şerif'i de bir kez daha almış olduk. Ondan önceki eserde Ruşani, sevgilerini Ruşani. Ona da ona inşallah izliyordur. Sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Peki o 1980 yılında artık Aksaray'daki kursa yazılım, biraz daha işi metoduyla 82'de. Öğrenelim. Ha, 82'de. Biraz daha metoduyla öğrenelim, daha tabii bilimsel gidelim dedin. O günlerden bahseder misin? Nasıl bir eğitim orada izleniyordu? O yıllarda sizle birlikte olan birçok sanatçı, dostumuz, büyüğümüz o yıllarda orada bulunuyorlardı. Tabii, tabii. Bayağı kişi gelip gitti o dönemler tabii. Devam edenler de oldu, bırakanlar da oldu. 82 yılında zaten aslında bağlamayla ilgili çok ciddi bir metot oluşmamıştı o zamana kadar. Arif Hoca ilk ciddi temelleri o zaman atıldı. Aslında biraz da biz onların ne derler ilaç deneylerinde kullanılıyor. Kobayla. Kobay. O bakalım onu ver mi diye. O dönem oturacak mı oturmayacak mı diye biz kobay olarak o dönem kullanıldık. Ama güzel olmuş. Tabii yani tutmuş. Çok güzel tutmuş. Temeller attı. Yani o dönemde Arif Sağır Müzik Evi'nin attığı temeller bugün zaten meyvelerini vermiş. Şu anda birçok gencin çok iyi bağlama çalmasının asıl büyük temelleri o zaman atılmıştı diye düşünüyorum. Evet. Çünkü o zaman ciddi bir metot olmadığı için bazı şeyler daha zor anlaşılıyordu deneme yanılma yöntemiyle. Evet. Ama şimdi oturmuş birçok metot olduğu için birçok gencimiz bir sene içinde bakıyorum çok güzel bağlama çalanlar var. Tabii burada bağlama çalmak nedir tabii? Yani sadece notaları bir araya getirmek değil aslında. Yani müzik veya sanatçılık orada başlamıyor. Eğer ruhunu katabiliyorsan. Evet. Yani müziğin notası yazılır ama ruhun notası yok. Doğru. Ruh sende yoksa hiçbir nota öğretemez onu. O ruhu yakalamaya çalışırlarsa bağlama çalmak veya işte sanatçı olmak çok önemli. O ruhtan geçiyor. O sevgiyi, yani aşkı. Mekaniğini, matematiğini bir sene içerisinde çözüyorlar. Çok çözüyor, evet. Ruhu da artık kendi çalışmaları, işte büyük ozanların, aşıkların o derin daldıkları tabii deryalardan nasiplenmeyle orantılı olarak görüyorum ben de. Hakikaten biraz da gençken bizler de öyleydik, siz de öylesinizdir. Bir an önce her şeyi yapalım istiyor insan. Tabii yani biz daha gençiz, hemen böyle yaşlıymış gibi bir laf çıktı ağzımdan. Tabii ben senden biraz daha gencim ama evet. Bizler de öyleyiz. Neticede her şey hemen olsun istiyoruz ama biraz daha işte okumak, yazmak, çizmek. Hatta sabır işi bu iş, Ali Ekber Çiçek hocamızın bir sözü vardı. Ben o şeylerin, büyüklerimizin meclislerinden çok nasip aldım demişti. Eğitimiyle ilgili bir soru sormuştuk.
hakikaten o ortamlarda bulunup o meşk ortamlarının da çok katkısı oluyor. Bir yerde o sizin biraz önceki Behrendin'in söylediği hani dinle bir kulağına alışsın. Evet, o önemli sözü bir şeymiş. Aslında önemli bir şey ama tabii o çok büyük ustaları dinleyerek. Söylediğin çok doğru. Mesela alaylı ve mektepli olayı vardır ya. Mektep tabii çok önemli. Tabii. Ama mutlaka bir ustadan feyz alacaksın. Doğru. Feyz almadan olmuyor. Orada pişeceksin. Asıl görgüyü orada göreceksin. Bu işin bir edebi ahlakı da vardır. Yani saz çalmanın da bir ahlakı vardır. Ne olursa olsun. Yani oturup kalkmandan, sahnede oturmandan. Evet. Bunları bize ustalarımız öğretti tabii. Yani bir meclise girince nasıl davranman gerektiğinde, ustadan izin alman gerektiğine. Bizde öyle bir şey yok şu anda. Burada ben özür dileyerek bir şey söyleyeceğim. Şimdi çeşitli yerlerde ben de singül ders veriyorum. İşte konservatuvarda olsun, ders sahnelerde olsun. Bağlama çalan arkadaşlardan, buradan bizi izleyenlerden özellikle rica ediyorum. Arkadaşlar şu bağlama çalmak evet. Bir estetik işi, bir sanat işi. Neticede sanat estetik kavramı içeren bir unsur. Bağlama çalarken veya herhangi bir enstrüman çalarken normalde otururken bile bir insan bacağının derli birini sağa birini sola biraz derli toplu oturun. Şu sahne adabı diye bir şey var ya, bakıyorum. Eskiden öyleydi, birkaç yerde çok dikkatimi çekiyordu. Şimdi bakıyorum genç arkadaşların içerisinde de sürekli bu. Hiç evet. Dikkat etmiyorlar. Yani bize o dönemlerde çok... Çok pratik bir şey ya. Bacağının bir tanesini azıcık yukarı koy, nasıl olsun? Tabii bacak birleşme de çok ayrık olmamalı. Yani karşıdan şey estetik yani. Olarak da hoş normalde duruyor. Normalde de öyle oturduğun zaman zaten ayıp. Kaldı ki telli Kur'an diyoruz bunun adına, öyle değil mi? Anadolu'da bir kutsiyeti de var. Ya kendinize de saygı olacak tabii. Yani enstrümanına saygı olacak ve karşıdaki topluma da saygı olacak. Ben halk müziği sanatçıların bir de toplum karşısında bacak bacak üstüne atıp oturmasına da çok karşıyım. Diyecekler bunun saygıyla ne ilgisi var ama... Bence var. Evet, bir dönem bence bunlara var. Çok daha da dikkat ediyordu. Bizlere öğretiliyordu ama şimdi bilmiyorum. Konservatuvarda oturma, kalkma edebini öğretmiyorlar. Bunun için özellikle bir ders konması. Bir şey var ya biraz önce. Şimdi bunun için bir ders konsun iyi olur aslında. Rahmetli Cahit Atasoy hocam, doçent. Çok sevdiğimiz, çok saygı duyduğumuz konservatuvardan bir hocamızdı. Adam caz içeri girdiği zaman hepimiz ayağa kalka hürmet edildi. Çok sevdiğimiz bir insan. Bazı arkadaşlarıma bakıyorum, ben utanıyordum, derste terliyordum. En önde oturuyor, ayak ayak üstüne 70 yaşındaki insan neredeyse burnuna değdirecek yani. Evet. Bu bir, artık hani dedik ki işin tekniğini her yerde öğrenirsin de o ruhu, o mayayı alamazsın diye. O edebi, bu da artık aileden gelen bir şey. Ne diyelim onunla? Yani aile vermiyorsa da artık hocalar sizlerin görevi, artık sizler daha aktif çünkü gençlerin yetiştiriyorsunuz. Şimdi üniversiteye gelmiş adama ben ne yapayım? 25 sadece öneride bulunabilirsin. Yani zorlayabilirim. Ben rica ediyoruz, söylüyorum. Etik olarak bunun böyle olması gerekir. Çünkü bu bağlamanın veya aslında insanın genel duruşunun bir şeyi var. Etimolojisi evet. Mi dersiniz, ne dersiniz? Yani o davranış çok önemli. Herkes, her yerde oturun. İlk önce insan olacaksınız. Ne olursanız oturup kalkmasını sanatçı olmak için de, futbolcu olmak için de, siyasetçi olmak için de ne olursa doktor da olacaksınız. İlk önce adam olacaksınız. Adam değilseniz öbürler hepsi doğru. Sıfırdır yani. Peki programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Ben de bir türkü, tabii. Daha doğrusu kendi bestelerimden birini söyleyeceğim. Bakalım o ileride türkü olur mu olmaz mı, onun kararını bakacağız. Halkımız verecek. Evet. İlk albümden bir bestemi söylemek istiyorum. Yaralara
merhem merhem sandığım güzel. Beni dertten derde sarılmış meğer. Gözlerine şu dünyayı yaktım. Günler boyu yollarına baktım. Görmeyince şu canımdan bıktım. Ömrümü elimden çalanmış meğer. Aşkın derdine yandım güzel, yalan sözlerine kandım güzel, yaralara merhem sandım güzel, beni dertten derde salınmış meğer. Yaralara merhem merhem sandım güzel, beni dertten derde salmış meğer. Evet, programın birinci bölümünün sonuna geldik. Yüreğine sağlık. Evet değerli izleyiciler, Anadolu'nun yedi renginde Metin Karataş'la olan birlikteliğimiz reklamların ardından devam edecek.